Merhaba değerli izleyenler, ben Melek Ediz. Kanal 8 ekranlarında sorgu odası ile sizlerin karşısındayız. Sorgu odasının bugünkü konuğu Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Özkök bizlerin sorularını yanıtlayacaktır. Öncelikle Sayın Özkök, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Allah iyilik versin. İlk sorumuzu almak üzere gazeteci Armağan Şen'e soruyu sorması için sözü ona bırakıyorum. Teşekkürler Sayın. Sayın Özkök, hoş geldiniz Hoş tekrardan. bulduk. Ticaret borsası olarak geçtiğimiz günlerde bir hodri meydan diyerek açıklamada bulunmuştunuz. Eskil ilçesinde 54.500 metrekare alan üzerinde 150 milyon liralık dev bir bütçeyle ticaret merkezi kurulacağını müjdesini vermiştiniz. Bu konunun detayını sizden alabilir miyiz? Öncelikle ilk sorumuzu böyle güzel projelerle, ticaret borsasının son hodri meydan projesiyle başlamak istedim. Söz sizde Sayın Özkök. Şimdi teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu şehirde yaşamanın bir bedeli var şuuruyla çıktığımız bu yolda. 2013 yılında borsaya görevlendirdiğimizde, göreve aldığımızda bir söz vermiştik. Aksaray'da yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli de ödemek üzere bu sorumluluğun bilinciyle çalışacağız demiştik. Rabbim bizi utandırmadı. Bugüne kadar önemli yatırımlarla şehrimizde borsanın varlığını hissettirerek ve borsanın üyeleriyle birlikte şehre bir şeyler kazandırmanın mutluluğunu hep yaşadık. Sizin bahsettiğiniz konuda geçtiğimiz haftalarda bundan yaklaşık bir ay önce Eskil ilçemize bir yatırıma başladık. Bu yatırım Eskil'de büyük bir rağbet gördü ve biz de ihale ederek bir müteahhitimizle akitleştik. İnşaata başlandı. Eskil'de inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve bu süreçte de takriben işte 56 metre kapalı alanı olan bölgenin en büyük tarım ticaret merkezini oluşturmak üzere üyelerimizle birlikte güzel bir konsept yakalayarak bizim Aksaray'daki mevcut borsamızın aynısını Eskil'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadık ve oradan ben şunu söylüyorum. Şimdi tabii şehrimizdeki STK'lar hepsi üstlenmiş olduğu görevleri layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeler. Evet. Kendilerine Rabbim yardımcısı olsun. Ben diyorum ki orada hodri meydan dediğim hizmette yarış yapalım. Birbirimize uğraşmadan bu şehir bizim hepimizin şehri. Hizmetin en iyisini yaparak işte böyle meydan okumak budur diyorum ben açıkçası. Onun için ben tüm STK'ları kutluyorum bu yönde. Hepsi Aksaray'da hakikaten çok güzel işler yapan ve Aksaray'da sivil toplum örgütü olmanın gururunu, şuurunu yaşayan insanlar var. Ve şehri aldıkları sorumluluğu yerine rahatlıkça getiriyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bunlar çok zor işler. Zamanından, hayatından, ailenden çok taviz vermen gereken işler. Dolayısıyla bu manada hizmet veren herkese de yollarını açık olmasını diliyorum. Peki. Sözü ben alıyorum. Sorum da var. Ticaret borsasında 3. dönem Hamit Özkök ismi yazıldı. Başarının sırrı nedir? Şöyle, gururla soruyorum bu soruyu. Evet. Elhamdülillah ben şu an itibariyle benim çocuklarım ayrı 10 yıldır içimizde. Herkes işine gücünde. Benim evde bir hanımım var. Allah razı olsun. O da bizi idare ediyor. Zamanımdan, hayatımdan büyük bir zaman ayırarak ben mutlu oluyorum. Bir şeyler üretmenin ve insanlara faydalı olmanın mutluluğu beni açıkçası azimli, genç, dinamik ve heyecanlı olmamı sağlıyor. Bu yönden dolayı da ben sabahleyin kalktığımda herkes bugün ne para kazanırım diye düşünür. Ben de bugün borsaya, Aksaray'a ne kazandırırım diye düşünüyorum. O da bana Rabbim de bu fırsatları, bu şansı bana nasip ediyor. Biz de iyi bir çalışma sergiliyoruz ama burada şu çok önemli. Öncelikle seni seçen insanlar sana güvenmesi. Şehirdeki insanlara dokunabilme özelliği ve şehrin idarecileri tarafından özellikle Sayın Valimizin bize verdiği cesaret ve destek çok önemli. Bizim girmiş olduğumuz her projede biz başarıyla çıkıyoruz. Çünkü arkamızda çok güçlü bir vali, Ankara ayağını iyi takip eden, her projemizde Armağan Bey özellikle söylüyorum,
hangi projemiz olursa olsun bizim projemiz Aksaray genelinde zaten yazışmalarımız hemen en kısa gün içerisinde bittiği de oluyor. En fazla bir hafta sürüyor. Ama Ankara'da da takıldığımızda Sayın Valimizin irtibata geçmesi ve ikili ilişkilerini kullanarak bizim işlerimizi çözüm noktasına getirmesi çok önemli. Bizim her işimiz tıkır tıkır yolunda gidiyor. Evet. Onun için biz bu başarıyı birlikteliğe, yani şehir birlikteliğine veriyoruz. Çünkü şehir dinamikleriyle, çalışır ruhuyla hareket ederek şehirde bütünlüğü ve birliği, beraberliği sağlamak çok önemli. Bu birlik, beraberlik başta şehrin valisi, belediye başkanı, siyasetçileri ve STK'lar ve esas olan halkıyla birlikte düşünebilmektir. Biz de bu halkın içerisinden, ben çobanım, anam beni ahırda doğmuş. Elhamdülillah, onunla da gurur duyuyorum. Ben esas mesleğim hayvancılık. Bugüne kadar gelirimi tarımdan ve hayvancılıktan sağladım. Onun için ben çoban olduğumu deklar etmekten de mutluluk duyuyorum. Hiçbir bunun yanlış bir şeyi yok. Elhamdülillah bu memlekette yaşamanın bedelini hizmet olarak, çalışarak, vergi ödeyerek ve bu memlekette insanlara fayda olarak bugüne kadar verdim. Bundan sonra da Rabbim ömür verdiği müddetçe de bu memleket için elimizden geleni yapacağız. Sayın Özkök, birlikten, beraberlikten, hizmette Hodri Meydan diyen bir Özkök var. Ve sizi yakinen de tanıyorum. Yaklaşık 9 yılı aşkın süredir Ticaret Borsası Başkanlığı yapıyorsunuz. Basın camiasında olmamdan dolayı da yakinen de haberlerinizi takip ediyorum. Tecrübeli isimsiniz ve mütevazı bir isim Hamit Özkök ismi. Evet. Bana ona çağrıştırır. Hamit Özkök kim deseler. Yakın zamanda seçilen bir STK başkanı seçildikten sonra diğer STK başkanlarına Hodri Meydan çağrısında bulundu. Mütevazı kişiliğiyle tanınan ve çalışkan, birlik ve beraberlik ruhunu ön planda tutan Hamit Özkök bunu nasıl yorumlar? Şimdi şöyle, bir seçim süreci yaşanıyor. Arkadaşımız ilk açıklamasını yapıyor. Heyecandan olabilir mi? Olabilir arkadaş bunlar. Onu geçelim. Evet. Artık bizim bu saatten sonra geçmişe takılma gibi bir lüksümüz olamaz. Burada kim ne konuşmuş, ne düşünmüş, ne yapmışın hiçbir önemi yok. Bu saatten sonra, çünkü biz oda ve borsa diye STK'lar tamam şehir için birlikteyiz ama oda ve borsa kardeş kurum gibi. Kardeş kuruluş. Evet. Bir çatının altında aynı kuruluş. Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı 5074 sayılı kanunlar çerçevesi kurulmuş yarı kamu kuruluşuyuz. Evet, doğrudur. Şehirde birlikte çalışıyoruz. Bizim 6 ayda bir meclis, ortak meclis yapmamız gerekmektedir. Ondan dolayı biz odayla ayrı olma gibi şansımız yok. Kazanan kim olursa olsun, kazanan sonuçta bu şehre hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak. Çalışırsa kendisine, çalışmasa biz yolumuza bakacağız. Bu şehirde birliği, beraberliği yaşatmak için elimizden gayreti yapacağız. Arkadaşlarımız mücadele verdiler. Sonuçta nasip kısmet onların aramış. Birlikte çalışacağız. Herkes de işini iyi yapacak. Bu memlekette sadece odaya takılmak gibi bir lüksümüz yok bizim. Bu memlekette yaşıyorsan, sorumluluk alıyorsan herkes işini düzgün yapacak, layıkıyla yapacak ve aldığı sorumluluğun bilincine varacak. Burada tabii o günkü heyecanla Hodri Meydan'da diyebilir, Er Meydan'da diyebilir. Bizler çoluk çocuk değiliz. Tamam, hizmetimizi yapmış olduğumuz hizmetlerle gösteririz Aksaray'a. Göstermenin bir türü çeşitleri var. O çeşitlerin hepsini biz her ortamda ve her mecrada gösteririz. Ama tekrar vurguluyorum. Şehrin birliği ve beraberliği içerisinde bu şehre Ali'sinden velisine, küçüğünden büyüğüne, siyasetçisinden bürokratına herkes, mesela Aksaray'sa ortak noktada hedefe kilitlenip başarıya ulaşmaktır. Gerisi teferruat diye düşünüyorum. Bu manada siz, basına da çok iş düşüyor. Basın bu işin en önemli ayaklarından biri. Basın ayrı olamaz. Bu birlikteliğin içerisinde olmalı ve yapıcı olmalı. Onun için hep birlikte inşallah hedefe kilitleniyoruz. 2023-2053 vizyonuna Aksaray olarak en iyi giren iller arasında olacağız. Aksaray şu an içerisinde, biliyor musunuz Aksaray'ı? Siz Aksaray'ı tarif ettiğinde ben nasıl tarif ediyorum Türkiye'de?
Çünkü ben yaklaşık ayda belki 2-3 programda Ankara'da ve İstanbul'da büyük platformlarda toplantıda yer alıyorum. Evet. Aksaray denildiğinde Aksaray iç Türkiye'nin omurgasını oluşturan İç Anadolu'nun kalbinin attığı yer. İç Anadolu şehirleri 13 vilayetten oluşuyor. Bak arkandaki harita Aksaray'ın şeyini oluşturuyor. Evet. Türkiye'nin tam göbeğine yerleşmiş Aksaray ve Türkiye'nin omurgasını oluşturuyor İç Anadolu. İç Anadolu omurgayı oluşturan bu İç Anadolu şehirlerinde kalbini tam attığı yer Aksaray. Aksaray şu anda ölçeğindeki iller arasında Türkiye'de her konuda lider. Tarımda, sanayide, ekonomide, iktisatta, kültürde, gelişmiş seviyesinde, TR71 bölgesinde, biliyorsunuz biz hem TR71 bölgesinde içerisinde yer almaktayız, hem de KOP bölgesinde yer almaktayız. TR71 bölgesinin tamamının lideri, KOP bölgesinde de Konya'dan sonra ikincilik yaşıyoruz. Çünkü Konya yüz ölçüm bakımından, nüfus bakımından, üretim bakımından bizden kat be kat artmasına rağmen nüfusa böldüğünde ya da yüz ölçümüne böldüğünde Aksaray yine her türlü alanda liderliğini yakalıyor. Bu manada Aksaray'ın ben deli cesaretiyle yatırım yapan iş adamlarını, Aksaray'da üreten üreticileri, Aksaray'da yaşayan köylülere saygı duyuyorum. Allah onların yollarını, bahtlarını açık eylesin. Adam sanayiye fabrika kuruyor. Bu kriz ortamında herkes parasını yastık altına korkan Türkiye'nin birçok yerinde bankada kur korumalı para yatırırken Aksaray ili inadına üretim diyerek hem sanayide hem tarımda şehrin birlikteliğinde hiç taviz vermeyerek büyümeye devam ediyor. Bu büyüme nasıl oluyor? Zannediyor musunuz? İnsanların vizyoner ve deli cesaretiyle arkasında büyük bir, güçlü bir vali siyasetçilere ulaştıklarında çözüm noktasında ellerine gelen yaptıkları ve halkıyla bütünleşmiş sivil toplum örgütlerinin de emrinde olduklarını bildiklerinden dolayı şehrimizdeki insanlarımız yatırımlarına hiç bugüne kadar geri kalmamış ve üretime devam etmişlerdi. Ben kendilerini tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah Aksaray geleceğin sanayide Marmara'sı. Yani şimdi Marmara tarımda Çukurova'sı olacak. Bunu iddia ediyorum ben. Tarımda Çukurova yerine Aksaray tercih ediliyor. Şimdi çünkü Adana'dan, Mersin'den artık tarım yapan insanlar şehre gelerek yatırım yapmaya başladılar. Marmara'da sanayi doluluğu başlayınca büyük şehirlerde İzmit, Kocaeli, İstanbul gibi, Bursa gibi illerdeki yatırımcılarımız Aksaray'a yatırım yaparak Aksaray'ın gelişmişliğini ön plana çıkarıyorlar. Bu da bizi yönetici olarak mutlu ediyor. Bu mutluluk bize yetiyor açıkçası Armağan Bey. Sayın Özkök, zorlu ekonomik şartlarda genel olarak çiftçinin en büyük dertlendiği konu nedir? Bunun için genel anlamda ne gibi çalışmalar yapılmalı? Evet, Aksaray çiftçisi hakikaten üretim modeli olarak ürettiği ürünleri Türkiye standartlarının üzerinde üretiyor. Fakat Türkiye genelinde çiftçilerden bir özelliği daha var. Aksaray'ın yerüstü su kaynaklarının olmadığından dolayı Aksaray'da yapılan tarım tamamen enerjiye bağlı olarak yer altından su çekiliyor. Bu da tarımın girdi maliyetlerini yükseltmekle birlikte insanları ekonomik olarak çok yoruyor ve üzüyor açıkçası. Ama biz para yapan ürünleri açık tabiri caizse çiftçinin kazanacağı ürünler. Çiftçi çünkü kazanmadığı, görmediği bir ürünü ekmez. Kazandığı üründe en çok suyu tüketen ürünler. Bir, şeker pancarı. Aksaray, Türkiye'nin şeker ihtiyacının %9'unu karşılıyor arkadaşlar. Sadece Aksaray'da 1 milyon 400 bin ton şeker pancarı üretiliyor. Bu üretilen şeker pancarından da Türkiye'nin %9 şeker ihtiyacı Aksaray tarafından karşılanıyor. Aksaray'da iki tane pancar fabrikası var. Bir bal küpü şeker fabrikası, iki bor şeker fabrikasını besleyen tarımsal ürünlerimiz yani pancarımız mevcut olup burada üreticilerimiz en çok suyu tüketen pancarı üreterek fabrikanın çalışmasını sağlıyor. İki, Türkiye'nin yem ham maddesi çok önemli olduğundan dolayı silajlık mısır üretiminde Aksaray yine rekor kırıyor. Ama Aksaray yine rekor kırıyor. Dünyanın
en iyi yoncasını üreterek Türkiye'nin iç piyasasını karşıladığı gibi yurt dışına ihraç eder durumda ki bu da en çok suyu tüketen ürünler olmasından dolayı maalesef çiftçilerimiz bu ürünlerini üretmek için enerji maliyetleri, mazot maliyetleri ve işçi maliyeti. Şu anda biz tarlada, tarımsal alanda, çiftlikte çalıştıracak adam bulmada zorlanıyoruz. Eskiden Afganlar vardı. Zaten yerli işçiyi bulamıyoruz. Afganlar vardı. Şu anda da Afganlar yurt dışına, Avrupa'ya yöneldiler. Özbekler ve bir kısımda Afganlarıyla birlikte tarımsal alanda Suriyeli'yle birlikte çalışmaya gösteriyoruz. O da asgari ücret dün açıklandı 8500 lira. Zaten biz asgari ücreti adam çalıştıramıyoruz açıkçası. 10 bin liradan aşağı çiftliklerde çalışan adam bulmakta zorluk çekiyoruz. Onun için bu maliyetlerin yüksekliği, enerji giderleri bizim üreticimizi zorlamaktadır. Ama biz Aksaraylı üreticiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Pes etmiyoruz diyoruz. Evet. Aksaraylı çiftçisi üretimden asla vazgeçmiyor ki olması gereken bu. Türkiye odalar borsalarına bağlı Aksaraylı Ticaret Borsası Başkanı Fiyat üretimden vazgeçmiyor. Evet. Üretimden vazgeçmiyor Hamit Öztürk olarak. Peki Sayın Özgür, ekonomi ve üretici birbirine eşit olduğu bir dönemde, döngüde Ticaret Borsası Başkanı Özgür olarak birçok projeler yapıyorsunuz Ticaret evet. Borsası adına. Ekonomiye katkı sağlaması için de üyelere bu projelere ikna çalışmaları oluyor. Evet. Tabii biz bunun nerede arkasını bilmiyoruz. Evet. Benim merak ettiğim bu ikna çalışmaları üreticilerin beklentilerini karşılamak zor olsa da bunu nasıl başarıyorsunuz? İlk başta da aslında başarı ortada, müşterem peş peşe evet. Beklenen bir başarı. Bu başarının hani üyeler üzerindeki iknası nasıl oluyor? Bunu çok merak ediyorum. Evet, öncelikle tabii şimdi bu başarı tek başına değil. Bu başarı 14 kişilik meclisimiz ve benim kıymetli borsa çalışanlarımla birlikte, ekiple birlikte ortaya çıkarttığımız ürün açıkçası. Şöyle, biz görev aldığımızda borsayı ne demek olduğunu masaya yatırdım. Borsacılık normalde klasik borsacılık, üreticinin ürettiği ürünü pazara sunmada hakem görevi üstlenen bir kurum. Yani burada biz başkan olsa da ora yürür, olmasa da yürür. Benim personelim bu işi halledebilir. Ama biz madem bir sorumluluk aldıysak, önce üyelerimizin kazanması ve şehrin kazanması için neler yapabiliriz düşündük. Şehri masaya yatırdık. Üniversitemizden, Aksaray Üniversitemizden profesörlerimizi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden Aksaraylı hocalarımız vardı. Onlardan da yardım alarak 14 tane hocayı bir masanın etrafında toplayarak şehrin öncelikli 3 sorununu belirleyelim dediğimizde ilk öncelikli sorun olarak su problemi ortaya çıktı. Dedik ki nedir? Suyla ilgili şu çalışmayı yapalım dedik. Şu anki su rezervimizi, önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız sorunları ve bu sorunları çözecek çözüm önerilerini bana çalışın dediğimde 3 aylık bir çalışma sonucunda hocalardan bana rapor geldi. Şehrimizde yerüstü su kaynaklarının olmadığı ama hemen 96 kilometrelik bir sınırımızda bizim ilimiz sınırlar içerisinde geçen Kızılırmak nehrinin Hilfanlı Barajı'da toplandığı buradan da illeri dolaşarak Samsun, Bafra'da Karadeniz'e döküldüğünü Kızılırmak'tan doğup da Karadeniz'de dökülene varana kadar bir çalışma sergiledik. Bu suyun Aksaray'a aktarılması konusunda bir çalışma çıkarttık ortaya. O günün şartlarında enerji maliyetlerinin yüksek olduğu, oradan terfi istasyonlarının olduğu düşünüldü. Zordu. Fakat geldiğimiz süreçte 250 metre denizin altından Kıbrıs'a su gittiyse, Ermenek'ten Çatalhöyük'e su aktıysa, Melen Çayı'nı İstanbul'a döküldüyse, Kesik Köprü'den Ankara'ya su nasıl gittiyse, işte Göksu'dan Konya'ya nasıl su geldiyse, Kızılırmak'tan da Aksaray'a su gelebileceğini biz vekilinden
valisine, valisine, il başkanına, bakanlara ve cumhurbaşkanına varana kadar her platformda bunu dile getirdik ve bundan bir çok büyük merhaleyle kazandık. Sonuç olarak dün Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin konseyi vardı. Konseyde konuşmacı olarak bizi çağırdılar. Dün Zoom'la birlikte katıldım. Aksaray'ın şu an itibariyle bölgenin 100 bin tane sulama suyu yapan kaçak kuyusu var. Yarısı ruhsatlı, yarısı kaçak. Bunlar da bildiğiniz gibi yakın geçmiş zamanlarımızda imar barışı çıktı. İmar affı, parası bedeli mukabilinde imara sokularak bazı kolaylıklar tanındı. Bir kereye mahsus Aksaray ve bölgenin kaçak kuyularına imar barışı getirmek için girişimlerde bulunduk. Ben buradan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Bölge belediye başkanlarımız ve özellikle çöl bölgesindeki insanlarımız, üreticilerimizin işini rahatlatabilmek için bu girişimde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde valimizin himayelerinde bir topluluk Ankara'ya giderek bunu inşallah resmileştirmenin çarelerini arayacağız. Bu da şehirde üretim yapan üreticilerimizin işlerini kolaylaştıracak ve borsamızın da marka ürünler yetiştirmesinde kolaylıklar sağlayacak. Bildiğiniz gibi biz marka ürünlerimizi tescilledik. İşte Aksaray Ticaret Borsası olarak şehrin önemli üretimlerinden birisi olan kabak çekirdeği şehir Türkiye'nin üçüncüsünü aldığımız kabak çekirdeğinin marka tescilini yaptırdık. Yine bölgemize has Eşmakaya koyu yoğurdunun marka tescilini gerçekleştirdik. Bunlar çok önemli. 3 tane de şu an itibariyle marka tescilinde uğraştığımız, yani şehrin siyah çerezlik ay çekirdeğini tescili yarım, o da inşallah 1-2 ay süre içerisinde gerçekleşecek ve şehre 3 tane tescilli ürün gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yaparken Tarım İl Müdürlüğü'nden, valilikten ve diğer kurumlardan çok büyük yardımlar alıyoruz. Şehir bir bütündür. Hep birlikte çalışarak hedefe kilitleniyoruz açıkçası ve bizim borsanın girip de sonuç almada hiçbir proje yok. Siz sordunuz, üyeler nasıl ikna ediyorsunuz diye. Üyeler şöyle ikna ediyoruz. Biz yaptığımız bu projeler ve kazandırdığımız ürünler sayesinde yaptığımız projelerden Türkiye'nin en büyük tarım ticaret merkezini oluşturduk. Buradaki benim üyelerim 150'şer bin liraya dükkan verdik biz bu arkadaşlar. Şu anda 2,5-3 milyon lira. Yeni yine bir hemen ilave proje yaptık. 750'şere verdik. Şu anda 4 milyon lira. Onun için Aksaray Ticaret Borsası'nın yapıldığı projelere herkes dahil olabilmek için açıkça tabiri caizse yarışıyor Armağan Bey. İkna olma yönünde de zaten ikna etmemize gerek yok. Çünkü borsanın üyesi olmak bir kazanç. Herkesi biz üye yapmıyoruz bildiğin gibi. Bizim 936 tane üyemiz var. Fakat eğer bugün biz üyeye herkese açacak olsak belki 4-5 bin üyemiz olur ama bizim kotasyon içerisinde bulunan ve borsacılık manasında üreten ve üretime yönelik yatırım yapan, yatırımı ürettiği katma değerli ürünler üreterek piyasaya sunan insanlar bizim üyemiz olabiliyor. Bundan dolayı biz herkesi de üye olarak kabul etmediğimiz gibi üreten ve üretime değer katan, marka haline getiren insanları, yani katma değer üreten yatırımcıları üye ettiğimizden dolayı 936 işte bundan ay başı itibariyle 936'ydı bizim seçim sürecinde. Belki ondan sonra 10-15 kişi daha olmuştur. Yani 1000 değil şu an üyemiz. Dolayısıyla bu üyelerimizin hepsi her projemizde yer almak için açıkçası birbiriyle yarışıyor. Ve kazanıyorlar sonuçta. Aksaray kazanıyor. Biz borsa olarak şehre dedik ki 2023 yılında 100 milyon liralık yatırım yapacağız dedik. Ağzımızdan 100 milyon çıktı ama eskiden 150 milyonla başladık şimdi. Öyle oldu. Evet, inşallah sürecek. Sayın Özkök, termal organize bölgesi hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet. Çalışmalar yine, ne durumda? Allah razı olsun. Öyle şanslı bir ilimiz var ki donanımı, bilgi birikimi, tecrübesi ve girişimci ruhuyla hareket eden bir valimiz var. Türkiye'de yani aylar değil, yıllarca, 2 yıldır Nevşehir'de uğraşıyorlardı. 2 yılda
termal organize bölgesi kurdular. Aksaray'da biz bu süreyi 6 ay olmadan termal organizeyi kurduk ve hatta dün de son imzalarımızı attık. Müteşebbis heyet yönetimini oluşturduk, çalışmaları başladı. Türkiye'nin en büyük termal organizesi, ikinci organizesi Aksaray'da kuruluyor. Bu termal organizede hakikaten şehrimiz tarımsal potansiyel yönünden normal tarımda çok iyi. Fakat termal sera organize ile birlikte üretilen ürünler direktmen yurt dışına ihraç edileceğinden dolayı katma değeri ve döviz kazancından dolayı şehrimize bir daha değer katacak. Bu yönde çok iyi bir çalışma sergiledik. Şehrimiz tabii Sayın Valimizin himayelerinde şehirdeki buraya katılımcı STK'larla birlikte yönetimi, müteşebbisi oluştu. Çalışmalarımız şu an itibariyle başlamış durumda. Şu anda firma sıcak su çalışmaları için altyapı yatırımlarını bitirdi. En kısa zamanda işte düğmeye basılarak proje hayata geçecek. Burada da samimiyetle söylüyorum, bizim üzerimizden talepler alınıyor. Şu anda yoğun bir talep var. Yani takriben orada 50-60 parsel çıkacak ama şu an itibariyle bize müracaat edenlerin sayısı 160'ı geçti. Bu da Aksaraylı hemşehrilerimizin ne kadar girişimci ruhu ve vizyoner olduklarını gösteriyor. Korkmuyorlar. Yatırımda, özellikle tarımsal üretimde gözünü kapayarak adam hayırlı olsun bismillah deyip başlıyor yani. Çok bizim bu cesur insanlarımızı bizde ne kadar proje üretirsek az hakikaten. Peki projenin adını altında şimdi korkmadan teveccühü var. Burada. Evet. Projenin altında Habitat Stok ismi de dikkat çekiyor. Hani üretici bu yüzden olabilir mi? Yok, şimdi şöyle, bu birlik beraberlik, bu Hamit Özgür'ün yapacağı da bir işi değil açıkçası tek başına. Sayın Valimizin öngörüsü hakikaten vizyoner bir vali. Buradaki tarımsal potansiyeli gördüğünden dolayı, bakın Nevşehir 2 yıldır uğraşıyor yapamadı, adam 6 ayda yaptı. Yani bu, bizde ama biz bu iş projeye sahiplendik. Ziraat Odası, Koyuncular Birliği, Ticaret Odası, biz borsa olarak diğer STK'lar da İçinde olmasalar da bize destek verdiler. Peki, şimdi sorumlu bir soru var. Aslına baktığınız zaman az önce notlar var. Yaklaşık 4-5 sorucu Sayın Valide'den Hamza'yı doğru vermiş olduğu desteklerden evet. bahsettiniz. Evet. Sorum aslında şu diyor. Desteklerinden bahsederken diğer siyasiler söz konusu Aksaray olduğunda, sorun Aksaray olduğunda, Aksaray çıkarlar olduğunda diğer siyasiler veya şu anki mevcut siyasiler evet. ve STK'larda destek var mı diyecektim. Aslında o konuda biraz açalım. Yok açalım. Ben de hiçbir şeyin bunda bahis yok. Evet. Şöyle, ben Sayın Valimizi tabii hep ondan bahsettim. Evet. Belki bir aksaray olarak herkes de rahatsız olabilir bundan. Doğru. Siyasetçilerimiz de var bizim. Çalışkan bir valimiz var. Gurur diyorum. Kimse de rahatsız olmasın bundan. Siyasetçilerimiz de var fakat biz valiyle daha kolay ulaşabiliyoruz. Siyasetçilerimiz mecliste yoğun gündemleri var, belki başka işleri var ama şimdi bir de İktidar Partisi'nden biliyorsunuz bir tane siyasetçimiz var, 2 tane vekilimiz var ama birisiyle daha yakın çalışıyoruz. Ondan dolayı siyasetçilerin her zaman ulaşamadığımızdan ya da şehirde vali var, şehrin şu anda büyüğü vali. En kolay ulaşabildiğimiz insan olduğundan dolayı ve Ankara'daki ikili ilişkilerinin bize sağladığı katkılardan dolayı validen çok bahsediyorum. Bundan sonra da bahsedeceğim. Yaptığı işler boyunca ben kim ne hak ediyorsa artık biz onu çalışanı öveceğiz. Çalışmayana da kusura bakma arkadaş. Deme gibi şansımız da olsun yani. Herkes işini yapsın. Ben buradan uyarım. Benim siyasetçilerimiz de hakikaten birbirine kıymetli insanlar. Cengiz abi benim abim olur. Saygı duyduğum bir insan. Kendisi şehrimiz için bir değer. Hepsinin Aksaray'a vermiş olduğu hizmet, memleketimize kattığı değer çok önemli. Ramazan Kaşlı kardeşimiz var aynı bildiğiniz gibi. O da İktidar Partisi'nde ittifak halindeler. Ayhan Erel Beyefendi var. Kendileri Aksaray için ama muhalefette olduklarından tabii elinden geldikleri kadar bizim Aksaray'ımızın sorunlarını dile getirmede yardımcı oluyorlar. Ben kendilerine, vekillerimize, şehrimiz adına
yaptıkları iyi işleri tebrik ediyorum. Ama yapamadıkları kötü işlere de oturup düşünsünler diyorum yani şimdi. Aksaray her şeyin en iyisine layık. Aksaray hizmete almakta susamış. Bundan sonra da iyi hizmetlerle anılalım. Hep birlikte siyasetçisi, bürokratı, STK'sı, vatandaşı ve tüccarıyla birlikte olursak biz başarı sağlarız. Bunu da biz işte ben size bir örnek söyleyeyim. Sayın Vekilimiz Cengiz Aydoğdu, valimizle birlikte biz STK'lar Ankara'ya kaç kere gittiysek her işimiz rahatlıkla çözülüp geldi buraya. Bu birlikteliğin bir gücü. Birlik, herkes ayrı ayrı olursa hani bir laf vardır. İnsanlar baş başa verirse taşı yerinden kaldırır. Baş başa vermezse ne taş yerinden kalkar ne sorunlar çözülür. Onun için herkes birlik beraberlik içerisinde olmalı. Özel hayatı bizi kimsenin ilgilendirmiyor. Ama sorumluluk aldıysan bu şehre nasıl değer katarım, nasıl katkı sağlarım onun derdinde olman lazım. Bu şehrin dertleriyle dertlenen benim düşmanım dostsa ben ona saygı duyar, elini de öperim. Beraber de omuz omuzla çalışırım. Bundan kimse alınmasın. Ben ondan dolayı siyasetçilerimiz de gerektiği gibi çalışsınlar. Bürokratlarımız da gerektiği gibi çalışsınlar. Bizim gibi STK'lar da eğer sorumluluk alırsa herkes sorumluluğunu yerine getirsin arkadaş. Ben bunu istiyorum. Bu bizim burada da Allah'a çok şükür ki almış olduğu sorumluluğun bilinciyle hareket eden STK'larımıza ben hiçbir laf söylemem. Çünkü hepsi hakikaten sorumluluğun bilincinde kurumunun verdiği güçler neticesinde çalışabilir. Arman Bey kimseye kendini taşıyabileceği bir yükünden fazlasını kaldıramaz. Tamam mı? Gücü, desteği varsa bu adamlar çalışır. Ama maalesef arkasında güç yoksa çalışamaz. Bize Rabbim hep fırsat verdi. Biz de başarılı olduk. Yani bundan sonra da başarılı olacağız diye düşünüyorum inşallah. Rabbim ömür verirse bu Aksaray'a ne çalışsa o kar. Bir Aksaray sevdası, bir Aksaray aşkıyla kim ne taş koyarsa taşın üstüne biz onun yanındayız. Aynen öyle, aynen öyle. Peki Sayın Özgür, Aksaray'ın tanıtımına katkı veren ticaret borsasının evet. Aksaray merkezde bulunan bandıralar ile çözümleri vardı. Birkaç program öncesinde evet. Takip ettiğimde. Bu konuyla ilgili olarak da Ataköy'de gerçekleştirilen hayvancılık organize tesisinin birinci etabı tamamlandığını evet. ifade etmiştiniz. İkinci evet. etap çalışmalarında başladığını. Evet. Aksaray'ın vizyonunu değiştirecek bu projede son durum, süreç nelerde, neler yaşandı, bu süreçte ne oldu, son nokta nedir? Evet, bak ben bunu unuttum. Bu Türkiye'de değil. Evet. Dünyada bir tane örneği var. O da Aksaray Ticaret Borsası ve onun başkanı Hamdi Özkök projesi. Tek özel organize besi bölgesi Aksaray'da. Birinci etabını geçen yıl 37 tane yaptık. Üretici kardeşlerimize dağıttık. İkinci etabı da Rabbim nasip etti. Şu an itibariyle %90 seviyelerinde. %11 bitim aşamasına yakın bir süreçte. İnşallah bizim hedefimiz normal 2023'ün 8. ayıydı. Fakat 4. ayında falan biz teslim edeceğiz vatandaşlara. O mutluluğu da hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla şehrimiz hakikaten kendine gelişmiş turizmde, özellikle sanayide ve dışa açılmada artık marka haline gelmiş ve Ankara'ya çok kolay ulaşabilen, buradan geçiş yol güzergahında olduğundan dolayı şehrimizin hızlı büyümesiyle birlikte şehir içerisindeki mandıraların çıkması ve organize bir hayvancılık bölgesinin olması gerektiğini hesaplayarak belediyemizle birlikte bir proje çalışması başlattık. Allah bize nasip etti. Bu projede biz işte Milli Emlak'tan tahsis ettiğimiz yerler üzerinde yine burada yine kendilerinin ismini anmaktan hiç çekinmiyorum. Vali Bey'in çok büyük gayret destekleri oldu. Bize yer tahsisinde öncülük yaptı. Cengiz abi AK Parti milletvekili bize Milli Emlak'tan bu arsanın alınmasında büyük yardımlar oldu. Ben bu yardım olan insanları her zaman her platformda anarım. Yardım olmayanları da kötü demem, anmam arkadaş. Yani bunda kimsenin ne alınsın ne gücensin. Onun için biz Türkiye'de demiyorum iddialı, evet. dünyada bir örneği olmayan bir projeyi, özel organizeyi kurduk buraya. Allah bize nasip etti. İnşallah Türkiye'de zaten şu anda Armağan Bey,
Türkiye'nin geçen yıl 2000 yani bu son yaklaşıyor bu yılın içerisinde 17 tane borsa, 6 tane oda bizden eğitim aldı gitti. Yani ne yaptınız? Siz diyor nasıl projeler, bu projeleri nasıl yapıyorsunuz diye. Daha geçen hafta Sivas Ticaret Borsası geldi bize. Yeni yönetim oluştu orada. Sivas Ticaret Borsası Aksaray'a geldi. Ya başkanım siz ne yaptınız, nasıl yaptınız bize bunları bir tarif edin. Geldiler tesislerimizi gezdiler. Borsa böyle bir şey yapabilir miymiş? Siz devlet misiniz diyor adam. Çünkü Türkiye'nin şu an itibariyle en çok yatırım yapan birinci borsası biziz. Tamam mı? Son 3 yılda 500 milyon liralık yatırım yapmışız. Bunu her babayiğit yapamaz yani. Tamam mı? Onun için biz çevremizde, bölgemizde, Türkiye'de 363 oda ve borsa arasında örnek borsa olarak seçildik. Ve herkes bize gelip de projelerimizi takip ediyor. Akrat'ta sezon süresinde 5 yıldızlı borsayız. 5 yıldızlı borsa olmanın da gururunu yaşıyoruz. Ondan dolayı şehrimiz hem tabii kuzeye, güneye, doğuyu, batıyı bağlayan yolların üzerinde olmamız hasebiyle de geçiş güzergahımız yakın. Her geçen oda ve borsalar bizi ziyaret ederek bizleri şereflendiriyorlar. Biz de ondan mutlu oluyoruz açıkçası. Projelerimizi onlara aktarırken yaptığımız işleri güzelliğini birileriyle paylaşmak çok güzel. Şimdi biz bir sürü proje yapıyoruz. Bunun içinde hepsinden teşekkür beklemek gibi şansımız da yok. Ama bunun içinde bir tanesi Allah razı olsun başkanım. Bunları senin sayende, sizin ekibinizin sayesinde kazandık dedikleri insan bütün yorgunluklarını atıyor. O insanı mutlu ediyor. Herkesten ben teşekkür, dua etme gibi şansımız da yok açıkçası. Ama senin üyelerin %80'ini eğer memnun edebiliyorsan o mutluluğun tadına varamazsın. Adaysız seçime girdim, %76 katılım oldu. Karşımda aday yok. Tamam mı? Bu insanların güvenliği ben hiç boşa nasıl çıkarayım? Onun için bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da inşallah iyi çalışacağız. Hep birlikte bu şehirde bir şeyler başlayacağız inşallah. Vallahi ne kadar ne söylesek az diyelim ve sizin sorunun için Sayın Özkök, eski borsa alanı ne olacak? Varılan son nokta nedir? Evet. Evet, şehrimizde hakikaten biz tabii biliyorsunuz hep şehre yakışan bir şeyler yapmayı düşündük. Orada biliyorsunuz 85 yılda taşınan bir borsa vardı. O günün şartlarında o şekilde yapılmış. Bugüne kadar da 2016 yılına kadar orada faaliyet göstermiş. Biz işte 2013'te görev devraldığımızda benim üyelerime burasının yakışmadığını söyledim. Üyelerimiz de başkanım sen nasıl uygun görüyorsan öyle yap dediler. Biz de Allah bize nasip kısmet etti. Oradan 300 dönümlük bir arazi alarak Türkiye'nin en büyük borsasını kurduk ve onların hizmetine sunduk. Fakat benim eski borsa alanında, terminalin karşısında bir arazimiz var. Burada bizim 100 tane üyemizin ortaklığı var. Ve borsamızın takriben 7600 metrekare bir yerimiz var. Burası şehrin şu an itibariyle en kıymetli alanı olarak ortaya çıktı. Biz buraya 2-3 firmayla bir çalışma gerçekleştirdik daha önce. Burada showroomlar açıkçası yol boyu güzergahı da iyi olduğundan dolayı kültür aktivitelerinin yapıldığı ve 600 tane dairenin sığdığı açıkçası bir yaşam alanı projesi hazırladık. İki firma daha halen çalışmasını sürdürüyor ama biz burada belediyemizle de birlikte ortak olmak zorundayız. Çünkü şehirde tek başına hiçbir zaman kimse bir proje yapamıyor. Ya belediyeyle ya valilikle yapıyor. Burada da yani %18 uygulandığından dolayı belediyenin de hisseleri var. Belediyeyle birlikte inşallah önümüzdeki süreçte iyi bir proje kazandırarak orayı hem bizim üyelerimiz, hem borsamız, hem Aksaray'ımız, belediyemiz kazanacak diye düşünüyoruz. İnşallah onu da 2023 yılı içerisinde projelendirip oraya gazmaya vururuz diye düşünüyorum açıkçası. Peki Sayın Özkök, tarım derken, üretim derken bunun yanında bir de eğitim. En çok önem verdiğiniz konulardan birisi ki Hamit Özkök isminin dediğim gibi hani
sizler daha yakından tanıdığım için rahat oluyorum. Eğitime önem veren bir başkan, bir baba, bir evet. abi diyebiliriz. YÖK'ten fakülte talebiniz vardı. Evet. Gelinen son nokta nedir? Bu fakülteler hakkında bilgiler alabilir. Şöyle, biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak Türkiye'nin 81 iline bir meslek lisesi kazandırdık. Bunlar bizim paralarımızla yapıldı. Aksaray'a da bir tane 16 derslik. Bugün itibariyle işte organize sanayi bölgesine 50 milyon liraya yapılamayacak bir tesisi yaptık. Milli eğitime bağışladık. Biliyorsunuz meslek lisesi ara eleman yetişiminde çok önemli bir şu anda faaliyet gösteriyor. Burayı kazandırdıktan sonra biz şehrimize, borsamızın gücü var elhamdülillah dedik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne ait Top ETÜ Üniversitesi var. Top ETÜ'ye bağlı Uluslararası Girişimcilik ve Ticari Bilimler Fakültesini Top ETÜ Üniversitesi'nin senato kararını çıkarttık. Onayına aldık. YÖK'e müracaatımızı yaptık. Dedik ki Aksaray Ticaret Borsası olarak Top ETÜ'ye bağlı Ticari Bilimler Fakültesi ve Uluslararası Girişimcilik Fakültesi'nin fakültelerini biz borsa olarak yaptırıp hayata geçireceğiz. Bize izninizi verin demiştik. Fakat YÖK'ün özel üniversitelere şu an itibariyle izin vermediğini ama verildiğinde ilk üniversitenin Aksaray Top ETÜ'ye bağlı Ticari Bilimler Uluslararası Girişimcilik Fakültesi olacağını sözünü verdiler. Ama siyasetçilerimizin de konudan haberleri var. Takip ediyoruz. Herhalde tahminime göre 2023 yılında bize bu izni verirler. Biz yerini falan da tahsis aldık. Hazır. Paramız da bütçemiz de var elhamdülillah. Buraya da yaptırıp şehre kazandık. Çünkü Armağan Bey, eğitim yapılan yatırımların boşa gitmediği tek sektör. Ne kadar para harcarsan harca, eğitime verilen paranın hiç hesabını sormak gibi kimsenin lüksü olamaz. Çünkü cehalete harcanan paranın karşısında işte görüyorsunuz Doğu ve Güney Anadolu'da cehaletten dolayı terör belasına harcadığımız para kat be kat gidiyor. Eğer eğitime ve eğitime yaptığımız yatırımlar olsaydı orada insanların cehaleti ve cahilliği ortaya çıkmayacaktı ve bunlar başımıza gelmeyecekti. Onun için tek sektör var ki hiç zarar etmeyen sektör eğitimdir. Eğitime ne kadar yatırım yaparsan yap zarar etmez. Ondan dolayı da biz ben özellikle eğitim maaşıyım. İnsanların, herkesin eğitimli olması, bu memlekete bilinçli bir şekilde üretim yapıyorsa üretim, yatırım yapıyorsa yatırım ama kariyer sahibi, bilgi, beceri ve donanımı olan insanlarla yürümenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Ondan dolayı da biz elimizden gelirse eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Geçtiğimiz yıl bu pandemiden önce bizim her yıl en az bünyemiz, borsa bünyesinde girişimcilik eğitimleri, kooperatifçilik eğitimleri, üye eğitimleri her yıl 70-80 eğitim veriyorduk biz. Ve bu iş insanları KOSGEB'le birlikte yaptığımızda bizden eğitim alan insanlarımız hepsi birer çarşı, en azından %10'u çarşıda dükkan açıyorlardı, para kazanıyorlardı, evine ekmek götürüyordu. Bu da bizi mutlu ediyordu. Ama pandemiyle birlikte bu işte birebir eğitimler durmuştu. Ama inşallah pandemi şu anda rafa kalktı gibi hayatımız normal sürecine döndü. Bundan sonra da girişimcilik eğitimleri, iş yeri meslek edinirme eğitimlerine devam edeceğiz. Ama sözümüz söz, Aksaray'ı iki tane fakülteye kazandıracağız. Bu sözü aldık. Bu sözümüz o gün vermiştik. Daha halen sözümüzdeyiz yani. Peki. Kesimhane projesinin yerinin belirlendiğini açıklamıştınız. Kesimhane projesinin son durumu nedir? Evet. Siz iyi çalışmışsınız. Şimdi Aksaray'da şöyle 2016 yılında biz belediyemize ait olan belediye kesimhanesinin çalıştırmasını aldık şirketimiz bünyesinde. Bugüne kadar da çalıştırıyoruz. Orayla yaptığımız anlaşmada yenisini yaptıktan sonra orayı kapanacak. Biz de şu an itibariyle kaba inşaatını yaptık. Nasip kısmet derse önümüzdeki Kurban Bayramı'nda yeni mezbahada, yani kesimhanede Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı et entegre tesislerinde ilk kurbanımızı keseceğiz. Ve Aksaraylı hayvancılığı,
sağlıkla uğraşan hemşirelerimiz hizmetine sunulan mutluluğunu yaşayacağız. Bu da yine bizim vizyon projelerimizden birisiydi. Takriben 30 milyon liralık bir yatırım. Bu da inşallah işte önümüzdeki kurban sezonuna yetişecek. Peki Sayın Özgür, Aksaray'da tarımsal ürünlerde artış var mı? Şeker pancarından bahsetmiştiniz. Türkiye'nin %9'unu karşıladığını. Evet. Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürünleriniz var mı Aksaray'da? Size bu konuda bilgi alalım. Türkiye'de ilk 10'da bulunan 7 tane ürünümüz var. Aksaray öyle bir coğrafyadayız ki biz şöyle arpada 3.'yüz, kabak çekirdeğinde de 3.'yüz, şeker pancarında 2.'yüz, mısırda, silajcık mısırda 1.'yüz, yonca üretiminde Türkiye 3.'süyüz. Yani bunun gibi birçok üretim dalında hep ilk 10'un üzerinde 7 ürünle bulunan il Aksaray. Ben buradan bu vesileyle Tarım Taşra Teşkilatımıza, müdürlüğümüze ve müdürümüze tebrik ediyorum. Sahada birebir ilgileri ve konuya hakimiyetleri çok önemli. Bundan dolayı uyumlu bir çalışmamız var. Buradan Bülent müdürüme ve ekibine de tebrik ve teşekkür ediyorum. Şehir bir bütündür. Şehrin en önemli ayaklarından birisi tarımdır. Çünkü bizim gelişmişlik oranımıza baktığımızda insanlarımızın takriben daha önceden %76'sıydı ama şimdi şu anda itibariyle %60'ı tarım sektöründe, %15'i sanayi alanında, %15'i de hizmet sektöründe faaliyet gören insanlarımızın nüfusa oranında istihdamda katkısı böyle. Yani en önemli istihdam tarımda yapıldığından dolayı tarım ayağı çok hızlı gidiyor. Biz tarım, tarih, sanayi şehri olmakla birlikte hepsini bünyemize barındırabiliriz. Çünkü hiçbir eksiğimiz yok. Bir tarafta tarımda iyiyiz. Bir tarafta sanayide çok iyiyiz. Yeni Marmara olma yolunda hızla ileri 4-5. Organizemiz kuruldu. İlçelerimize bile organize kuruyoruz. Dolayısıyla kültür bakımından da Kapadokya'nın giriş kapısıyız. Ama buralara hareket verecek, yön verecek kaptanlar lazım. İnşallah önümüzdeki süreçte de işte yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Tecrübelerine yararlanacağımız siyasetçilerimiz var. Yeni heyecan katacak siyasetçilerimiz olacak muhakkak. Biz de Aksaraylılar olarak bu şehre katkı sağlayacak ve destek verecek herkesin yanında olacağız. Tarımsal ürünlerde artış var mı? Tarımsal ürünlerde artışımız var. Türkiye ortalaması size şunu söylüyorum. Şeker pancarında 6 tonsa Aksaray'da 8 ton. Atıyorum süt ortalaması Türkiye ortalaması 16-17 ise bizim ağır işletme Türkiye birinciliğinde ağır işletme olarak Türkiye birincisiyiz ve 36 ile 40 litre ortalaması olan çiftliklerimiz var bir inekten. Dolayısıyla girdi maliyetlerin yüksek olmasına rağmen süt üreten işletmeler şu an itibariyle karlı durumda. Yani iyi tarım yaptıklarından dolayı. Mesela buğday üretiminde dünya ortalaması 550 ile 650 kilogram arasında, bizde 1 tona yakın buğday alınıyor dekarından. Onun için ki özellikle çöl bölgesinde tarımsal faaliyet gösteren insanlarımızın zenginliği ve yaptıkları üründen kazanma devam etmekte. Bu girdi maliyetlerin yüksekliğine rağmen halen tarımda iyi tarım yapan, bunun altını çiziyorum, tarımı iyi yapan, işini iyi takip eden insanlar düzgün faaliyet gösterdikleri müddetçe kazanıyorlar. Ama işini takip etmeyen, tarıma ektim çayra, mevlam gayra dedin miydi? Olmuyor. Ondan dolayı da kimse ağlamasın. Herkes kendi işini düzgün yapsın ve üretime devam etsin diyoruz. Peki Sayın Üskak, az önce siyasetten bahsettiniz. Aday mısınız? Benim yok. Ben siyasette hiçbir adaylığım yok. Bizim sivil toplum örgütleri adına Mahmut Başkanımız aday oldu. Biz de Mahmut kardeşimizi gönülden destekliyoruz. Bugün çıktığı yolda da biz bir kişiye destek verirsek yarı yolda bırakmayız. Sonuna kadar da Mahmut'un yanındayız inşallah. Mahmut Başkan'a da başarılar dileriz. Peki Sayın Özgök, sürekli birlikten, beraberlikten hani bahsetmiştiniz. Evet. Ama bunun yanı sıra oda yönetiminin, üyelerinin de birlik, beraberlik açısından hani bu projeyi Hamit Özgök değil,
ekip olarak yaptığı evet. bu ruhu var. Bu ruhu nasıl yakaladınız? Başarının aslında sırrı bu mu? Hani ben 3 defa biz başarının sırrını sorduk ama siz hiç tüyo vermediniz. Acaba başarının sırrı nedir? Bak şimdi. Bu soruyu ben biraz daha açayım senin. Başarının ve girişimciliğin sırrı ne diye sorarsan bana. Evet. Bunu sormak lazım. Bir, hayal kurmak. İki, hedef seçmek. Üç, çok çalışmak. Benim hayalim vardı bu şehre. Aldığım sorumluluğa alırsam eğer bir sorumluluk çok çalışacağım diye. Hedefim vardı. Almış olduğum sorumluluğu çıtayı çok yükselteceğim demiştim. 2 milyondan aldığımız borsayı şu an itibariyle 500 milyon liralık bir gayrimenkul ve mal varlığının nakdine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Şehre 500 milyonluk yatırım yaparak bu şehre kazandırdık. Üyelerime çalışma alanları sağlayarak, kendilerine iş yerlerini sağlayarak onların kazanmasını ve işlerinin kolay olmasını sağladık. En önemlisi insanlara doğduğu yerde hizmet edebilmek. Ben potansiyel bakımından, üyelerimin çoğunluğu bakımından Ortaköy ilçemize oldukları yere borsa kurarak orada hizmet verdim. Adamları taksire yormayarak orada birimlerimi oluşturdum. Borsamı kurdum. Orada insanların işlerini kolaylaştırmak için çözüm ürettim. Eski ilçemizde potansiyel var. Şimdi bölgenin en büyük tarım ticaret merkezini oluşturuyorum orada. İşte Aksaray'ın tarım ürünleri orada değerlenecek. Onun gayretini. Çünkü bir hayalim vardı. Hayali gerçekleştirmek de çalışmaktan geçer. Allah da bize çalışma fırsatı verir, çalıştık. Başarının sırrı bu kardeşim. Başarının sırrı hayal kuracaksın, hedef seçeceksin, çok çalışacaksın. Ve ekip ruhuyla çalışacaksın. Yalnız başına kimse bir iş yapamaz. İnsanlar baş başa verdiklerinde her iş çözülür. Biz de nazik kısmet olduk. Yalnız da iyi iş yaptık. STK'larla birlikte olup iyi yaptık. Bizim tarım platformumuz var biliyorsunuz. Birlik beraberlik evet, içerisinde. Çalışmalar ne durumda tarım platformunda? Şu an ne aşamada var? Neler yapılıyor? Şöyle. Hazırlanmışken buraya da konuyu soruya geçmiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi sektör paydaşlarımız tarım platformunda Aksaray Ticaret Borsası, Damızlık Birliği, Koyuncular Birliği, Süt Üreticiler Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Kooperatifleri Birliği, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve tarıma dayalı faaliyet gösteren sektör paydaşlarımızın tamamı var. Hepsi merkezde olmadığından dolayı belki de sık bir araya gelemiyoruz, ondan göremiyor olabilirsin. Ticaret odası da bu işin içerisinde çünkü tarımda temsil eden gruplar var içerisinde. Geçtiğimiz dönemde Cüneyt Başkan da tarım platformu içindeydi. Bu dönemde muhtemelen Ahmet Başkan da olur. Bunun için tarım platformu şehirde tarımsal adına yapılacak her projeye yön veriyor. Gayret gösteriyor. Birlikte olduğumuzda mesela şu anda dronlarla ilaçlama yöntemine gittik. Biz geçtiğimiz bu yıl iki tane drone eski ilçemize kazandırarak oradaki ürünlerin verimliliğini, az önce verimlilikten bahsettim, evet. Ürün verimliliğini. Tarlaya traktör girmeden drone'la ilaçlama sistemini sağladık. Borsa bütçesiyle aldık, oraya hediye ettik. Dün de sosyal medyadan gördüm. Emin Başkan valilikle bir ortak proje yaparak onları almışlar merkeze. Bunlar işte tarım platformunun çalışmaları birliği beraberliği sonucunda oluyor. Çünkü bizim burada borsaya kazandırdığımız paralar sonuçta tarımdan gelen paralardan olduğundan dolayı biz Aksaray'a, tarımına, hayvancılığına, şehrin gelişmişliği yönünde eğer bize ihtiyaç düşüyorsa biz her zaman bu ihtiyacı karşılama yönünde içinde varız, var olacağız. Bundan sonra daha da gayret göstereceğiz diyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Amin inşallah. Başkanım çok sağ olun. Tüm sorularınıza içtenlikle cevap verdiniz. Fakat ben şunu da söylemek istiyorum. Yani söylemeden geçiyorum. Ambulansı olmayan bir ticaret borsasına ambulans kazandırmak baktığınız zaman küçücük bir şey denebilir de hani insan sağlığına da önem veriyorsunuz. Son olarak bu konuyu da sizden birkaç cümleyle alayım. Sonra sözü ben Melek Hanım'a bırakacağım. Bildiğiniz gibi Aksaray Ticaret Borsası şehrin dışında Konya üzerinde
Ve bildiğiniz gibi hemen karşımızda da Türkiye'nin büyük cezaevlerinden birisi yapılıyor. Çünkü orada cezaevi geldiğinde 15 bin kişinin yaşayacağından bahsediliyor. Ve şu anda aktif faaliyet gösteren bir cezaevi de zaten var. Özellikle Aratol bölgesine, yol güzergahında sağlıkçılara ihtiyacı ortaya doğduğundan dolayı valimize yaptığımız müracaatlarımız, sağlık il müdürlüğümüzle birlikte bize iki tane orada acil 112 merkezi kurarak müdahale ekibini oluşturdular. Ambulans sürekli duruyor. Aslında burası 7-24 çalışacak. Herhalde 2023 başlarında da doktor da tahsis edecekler. Burada hem bizim oradaki borsa üyelerimize, borsaya ürün getiren üreticilerimize, Aratol'dan Yeni Sanayi Mahallesi'ni herhalde kapsıyor oraya ve özellikle cezaevine ve yola hizmet veren bir birim kuruldu oraya. Orada da bizim katkımız oldu. Bu mutluluk da bize yaşıyor. Biz orayı külliye haline getirdik Armağan Bey. Evet. Camimiz, sağlık merkezimiz, hemşiremiz, restorantımız ve orada birçok sosyal tesisimizle birlikte Türk otağımız, çadırımız var bir de aynı. Orada tam bir külliye haline getirdik. Biz bildiğiniz gibi ecdadımız gittiği yere hemen hanlar, hamamlar, camiler ve kültürel seviyede medreseler yaparmış. Biz de okuma salonlarımız, bunun gibi etkinlikler orada yaparak çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ben buradan bu faaliyetleri bize kolaylıkla ortaya getirmemize yetki verin üyelerime, yönetimime, meclisime ve personelime çok teşekkür ediyorum. Bize hep güvendiler. Ben şunu söyleyeyim size, benim meclisim 14 kişilik. Allah'ım bana bu gücü verdi ki bugüne kadar hiçbir projemiz ya da hiçbir sorunumuz bir kişinin şerkiyle ya da olmaz demesiyle geçmedi. Hepsi hayırlı uğurlu olsun denip 14 kişinin ortak kararıyla her projemizi alıyoruz. Bir kişi eğer bu projeye sıcak bakmıyorsa hemen arkadaşlarımı rafa kaldırın diyebiliyoruz. Çünkü o arkadaşımızın görüşleri de bizim için çok önemli. 14 kişi aynı fikri ve zikri oluşturarak tek düşünce içerisinde hareket etme elbirine mutluluğunu yaşıyoruz. O da bize nasip oldu yani açıkçası. Sayın Özkök, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Değerli izleyenler, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir dönemde Aksaray'da kazanan Aksaray ölüyor. Kesinlikle. Ben son sözü, yine ilk sözü alan Sayın Edis'i bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bir dahaki Sorgu Odası programında her pazartesi sizlerle görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Thank you.